Kıymetli izleyiciler, Yeni Bir Hayatın İçinden programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Herkesin çok sevdiği bir yiyecek. Neden bahsediyoruz? Tabii ki bizim kameramanımız Gökhan'ın da çok sevdiği çiğ köfteden bahsediyoruz. Şahsımın da çok güzel yoğurduğu, ayda iki kere falan yaptığım bir yiyecekten bahsediyoruz. İşte çiğ köftenin bugün menbaına gideceğiz. Hiç düşündünüz mü çiğ köfte nerede yapılıyor, hangi şartlarda yapılıyor? Ben çok merak ediyorum. O yüzden sizler için bugün Battal Bey çiğ köfteye konuk olacağız. Çiğ köftenin nasıl yapıldığını, içine nelerin konulduğunu, hangi testlerin yapıldığını, hangi şartlarda hijyende çalışıldığını sizler için araştıracağız. Buyurun hep birlikte gidelim. Kıymetli izleyiciler, Aziz Çetinkaya ile beraberiz. Battal Bey Çiğ Köfte Genel Müdürü. Efendim birkaç tane aklımıza takılan soru var. Onları size sormak istiyoruz. Öncelikle Battal Bey, Çiğ Köfte'de kaç eleman çalışıyor? Bu kadar büyük bir yer. Yani imalathanemizde 150 kişi çalışıyor. 150 kişi var şu anda. İmalathanede 150 kişi var. Evet. Tabii bunların bölümleri de var değil mi? Tabii tabii. Çiğ köfte imalatımız var, lavaş imalatımız var, ekşi sos imalatımız var. Ekşi sos, çiğ köfte, evet. Lavaş. Evet. Peki çiğ köfte imalatı hakkında böyle biz detaylar gireceğiz ama kısa sormak isterim. Mesela bir çiğ köfte burada kaç saatte yoğruluyor? Yani aşağı yukarı bir saati buluyor. Peki günlük kaç kilo çiğ köfte bayilere dağıtılıyor? Sipariş üzeri çalıştığımız için siparişe göre değişiyor. Bir ortalamanız var mı? Yani belli olmuyor. 15 ton, 10 ton. Günlük 15 ton çiğ köfte 10-15 çıkıyor. Ton çıkıyor. Buradan o yüzden halkımız demek ki çok seviyor değil mi çiğ köfteyi? Tabii. Özellikle çocuklar çok seviyor. Gençler çok seviyor. Evet. Biraz da sormak isterim. Bir çekişme var galiba değil mi çiğ köftenin sahipliği hakkında? Adıyamanlılarla. Kimlerdi? Şimdi Adıyamanlılar Urfalılar ama biz onu Adıyamanlıların diyoruz etsiz çiğ köfte. Adıyamanlılar Adıyamanlıların yani, diyor. Evet. Urfalılar da bizim diyor. Yani etli çiğ köfte onların olabilir ama etsiz çiğ köfteyi Adıyamanlıların yani onun ticaretini Adıyamanlılar yapıyor. Evet. İmalatçıların %80'i Adıyamanlı diyebiliriz. Adıyamanlılar çoğunlukta. Yani, %80'i Adıyamanlı. Peki bizi izleyenler bayilik almak isteyebilirler. Tabii. Nasıl bir işlem, nasıl bir süreç, nasıl ulaşacaklar? Bizim genel merkezimiz var. Genel merkezimizi arıyorlar. Telefonlarımız mevcut. İstersen onu da söyleyebiliriz. Arkadaşlar gerekli bilgileri veriyorlar. Bizimle irtibata geçiyorlar. Mesaj sistemiyle mesajını atıyorlar. Ürünü tedarik edip kendilerine ulaştırıyoruz. Her sabah buradan çıkıyor ürün. Abi her sabah imalat yapılıyor. Taze imalat yapılıp dağıtım yapılıyor. Lavaşından, yeşilliğine, nar ekşisinden, çiğ köftesine her şey gidiyor tabii, değil mi? Tabii tabii. Bayilerimize. Her şeyi tedarik ediyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, Battal Bey'i çiğ köfteyi gezmeye devam ediyoruz. Çiğ köftemiz daha evimize sağlıklı gelsin diye yanımızda gıda mühendisimiz, çok kıymetli Osman Çolak'la beraberiz. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah'a şükür bizler de iyiyiz. Hep merak ederdik gıda mühendisi ne iş yapar, nasıl bir ortamda çalışır diye. Deneyler, tüpler, makinalar, cihazlar. Hepsini gördük, cihazlar. Evet. Burada nasıl bir işlem sergileniyor Osman abi? Öncelikle ham madde alırken dikkat etmemiz gereken bazı konular var. Örneğin isot alıyoruz. Isotun neyine bakıyoruz? Nesine bakılır? Öncelikle bazı analizlerini karşı firmadan istiyoruz. Geri kalanını burada yapıyoruz. Mesela aflatoksin olmuş, tuzu olmuş, yağ olmuş, nemi olmuş. Oradaki bütün analizleri burada yapabiliyoruz. Yani ondan sonra ürün alımına başlıyoruz. Önce analiz? Tabii önce analiz, sonra fiyat değerlendirilmesi. İkisi uygun olunca zaten ürünü alıyoruz. Evet ama sizin için önemli olan değil tabii mi? Öncelikle gıdanın sağlıklı olması. Mutlaka mutlaka çünkü analizsiz hiçbir şey yapamıyoruz. Yani analizler bize yol gösteriyor. Ürünün kalitesini, bütün fiziksel özelliklerini, mikrobiyolojik analizleri, kimyasal analizlerin hepsini yapıldıktan sonra karar veriyoruz. Peki bu analizlerin içine sadece isot mu giriyor yoksa başka baharatlar da var mı? Yani bulgurun nemine bakıyoruz, külüne bakıyoruz, isotun tuzuna bakıyoruz, yağına bakıyoruz, nemine bakıyoruz, baharatların nemine bakıyoruz,
sonra aldığımız çeşnilerin hepsinin kimyasal, fiziksel. Atıyorum aldığımız salçanın mikrobiyolojik analizlerine bakıyoruz, ekolisine bakıyoruz, ketçapta şeye bakıyoruz, biriksine çok önem veriyoruz. İçindeki çözünebilen katı miktarı bizim için çok önemli. Evet. Yani o şekilde her ürünün kendine ait fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizleri vardır. Evet, işleme girmeden önce ham madde araştırılıyor. Peki işleme girip çiğ köfte olduktan sonra herhangi bir analiz tekrardan, var mı? Tekrardan bakıyoruz çünkü Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretmek zorundayız. Bundan dolayı tuz miktarı, yağ miktarı, pH'i, asitlik özelliklerinin hepsinin belli bir standart seviyede olması lazım. Ondan dolayı sürekli kontrol ediyoruz ve etmek zorundayız. Çünkü büyük bir firma olduğumuz için sürekli denetimler geçiriyoruz. Bundan dolayı yani dikkatli olmak zorundayız. Büyük firmadan dolayı değil de yani şöyle diyeyim, bunlar yapılması gereken analizler. Üreticiye, tüketiciye varmadan önce bunların hepsini kontrolünü yapıp sonradan dağıtıma koyuyoruz biz. Tabii öncelikle bunları tüketecek olan çocuklar var, tabii, gençler tabii, tabii. Var değil mi? Yani ben kendim de evde çocuğum var, ona bile yediriyorum yani 2-3 yaşında. Yani sadece kurallar için değil, insanların tabii, sağlığı için de. Tabii. En çok mikrobiyolojik analizlere önem veriyoruz. Çünkü bu bozulmayı daha hızlı yapar. Atıyorum yağ oranı yüksek olabilir ama önemli olan mikrobiyolojik ve kimyasal analizler. Onlar bizim için çok önemli. Son bir şey daha soracağım. Tabii, böyle meslek hayatınızda filmlerde izleriz böyle hani bu sefer niye patladı ben de anlamadım diye duman altı çıkanlar olur evet, ama evet. Sizin başınıza böyle bir iş geldi mi hiç meslek hayatınızda? Okulda oldu sadece, burada olmadı. Burada fiziksel ve kimyasal analizler o şekilde hani patlamayla değil de genelde kimya mühendislerinde oluyor. Yani ben üniversite okurken orada bir patlama o şekilde yaşadım yani. Evet. Bütün firmalar bünyesinde gıda mühendisi bulunduruyor mu? Bütün firmalar gıda mühendisi bulundurmak zorunda, yoksa işletme kayıt belgeleri, tarım izin vermez açılış konusunda. Ama her firmanın laboratuvarı olmayabilir, dış analiz yaptırmak zorunda. Biz de dış analiz yaptırıyoruz kendimizi doğrulamak için. Burada yaptığım bir analiz ne kadar doğru? Bir de dış analize gönderiyorum, onlara da aynısını yaptırıyorum. Onlar da karşılaştırınca doğru analiz sonucu veriyor mu vermiyor mu diye bakıyoruz. Bir de son olarak şunu eklemek istiyorum. Tüketiciler hakkında. Buraya giren her ne ürün olursa olsun kontrol edilmeden, analizi yapılmadan, kalite kontrol kriterleri yapılmadan bu ürün satışı olmuyor. Firmaya girişi de olmuyor bu şekilde. Yani gönül rahatlığıyla yiyebilirler, tüketebilirler. Zaten bir sıkıntı olduğu zaman bizim zaten merkezden bize bir şekilde ulaşabilirler yani. Ürünlerimiz normalde bazı bütün analizleri kendileri de verebilir tüketiciler. Orada ne yazıyorsak tüketici alıp analize götürebilir. Aynı değerler var mı yok mu, mikrobiyolojik olmuş, fiziksel, kimyasal, pH'lar, asitlik ne varsa hepsini yaptırabilir. Yani gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Evet. Aynı analiz sonuçları kendisi de bulabilir yani bir şekilde. Eyvallah. Yani Osman abi sizin sağlığınız için burada efendim hizmete devam ediyor. Biz diğer bölümleri gezmeye başlayalım, devam edelim. Kıymetli izleyiciler, Battal Bey Çiğ Köfte Yönetim Kurulu Başkanı Sait Aybak'la beraberiz. Şimdi kendisine merak ettiğimiz soruları soracağız. Efendim biz hoş geldik, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür, sizler de iyisiniz inşallah. Allah'a şükür bizler de iyiyiz. Acı bir iş yapmanıza rağmen yüzünüzün güleçliği dikkatimizi çekmedi değil Sait abi. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Nasıl başladınız bu hayata? Böyle gençlere biraz da örnek olsun diye Battal Bey Çiğ Köfte büyüyene kadar, bir yol alana kadar ne gibi zorluklardan başladık? Biraz kendinizi tanıtırsanız sonra evet. Sorular soracağım. Evet, Sait Aybak, Adıyaman Sincikliyim. 1978 doğumluyum. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi, İmam Hatip Lisesi'ni Adıyaman Kahta ilçesinde okudum. Üniversite öğrenimine de maddi imkanlardan dolayı devam edemedim.
Daha sonra askerlik görevimizi yerine getirdik. Askerlik görevini yerine getirdikten sonra da çiğ köfte işini yapmaya karar verdik. Çiğ köfte işini biliyorsunuz, daha önce çiğ köfte lokantalarda meze şeklinde verilen bir yiyecekti. Ya da böyle sokaklarda yürüdüğümüz zaman bu seyyar arabalarda, el arabalarında satılan bir yiyecek idi. Bizler bu öncüler öncülük yaptık aslında bu sektöre. Ve çiğ köfteye bir isim kazandırdık. Sektör haline getirdik. Çiğ köfteyi sanayileştirdik. Daha önce yine bu muhabbet gecelerinde işte 3-5 kişinin, 10-15 kişinin toplanmasıyla yoğrulan bir yiyecek idi elle. Bizler bunu fabrikalaştırdık, sanayileştirdik. Ve şu an itibariyle bütün Türkiye'ye sağlıklı bir yiyecek sunuyoruz. Ve çiğ köfteyi bütün Türkiye'ye yediriyoruz diyelim. Ben hemen araya girip kısa bir soru sorayım. Şimdi sanayileştirdik diyorsunuz ya, elle yoğrulan mı, makineyle yoğrulan mı daha lezzetli olur? Şimdi el lezzeti kendiniz de biliyorsunuz, başka bir şey. Ama bu kadar talebe karşılıkta biliyorsunuz, elle yetiştirmek mümkün olmuyor. Bizler sanayileştirdik çiğ köfteyi. İşte ilk işletmemizi Gazi Osman Paşa'da açtık. Burada baktık ki ciddi bir rağbet var. Millet seviyor bu tadı. Ciddi bir teveccüh var. Ne yapalım dedik. Bunu getirdik. Daha sonra bir iki üç noktada daha da kendimize şube açtık. Yine de talebe karşılık veremedik. Bu baylık sistemi, franchising sistemi dediğimiz baylık sistemini kurduk. Bu sistem sayesinde Allah'a şükür şu an bütün Türkiye'de satış noktalarımız, satış yerlerimiz var ve böylelikle bu lezzeti bütün vatandaşlarımıza sunuyoruz. Şimdi buradan bildiğimiz kadarıyla günlük 15 ton, eğer yanlış bilmiyorsam, değil mi? Evet, ortalama 15-20 ton çiğ köfte üretimimiz var bizim genel merkezimizde. Ve buradan bütün Türkiye'ye gönderiyoruz. Ege ve Marmara bölgesine günlük kendi araçlarımız var. Kendi araçlarımızla gönderiyoruz. Diğer Ege ve Marmara'nın dışında kalan bölgelere de yine frigolu soğutucu araçlarla, kargo araçlarıyla gönderim sağlamaktayız. Kaç senesinde başladınız Sait Bey? 2003 yılında başladık. Dediğim gibi ilk işletmemizi bizler Gazi Osman Paşa'da açtık. 2003 yılından bugüne kadar sürekli artan bir şirket profilimiz var. Sürekli büyüyen bir şirketimiz var. Yani bu sektör olarak da aslında sürekli büyüyen bir sektör haline geldi. Ve şu an itibariyle Türkiye'de 4 günde bizim firmamız ortalama 4 günde 1 milyon kişiye ulaşıyoruz. Yani 1 milyon kişiye çiğ köfte yediriyoruz. Maşallah. Evet. Sektör olarak da günlük ortalama 4-5 milyon arası kişi çiğ köfte yiyor. Sadece Battal Bey çiğ köfteyi 4 milyon kişi yiyor, doğru mu? Yok. Battal Bey çiğ köfteyi 4 günde 1 milyon kişi. 1 milyon kişi. Evet. Sektör olarak da, çiğ köfte sektörü olarak da günlük 4-5 milyon kişi çiğ köfte yiyor. Evet, oldukça önemli bir sektör. Evet, evet. Peki şeyi merak ediyorum. Şimdi en başta ilk bu işe girdiğinizde hani çiğ köfte işi yapayım diye karar verdim diyorsunuz ya askerden geldikten evet, sonra. Evet. Böyle deneme yanılma olayları oldu mu? Beğenmeyenler oldu mu? Tekrardan bir formülasyon değişikliğine falan gittiniz mi? Çünkü aşağıdaki arkadaşlar Sait Bey kesinlikle formülü vermiyor dediler ama. Şimdi o elbette ki oldu. Bizim aslında gıdadan gelen bir geleneğimiz de var. Örnek vereyim, işte babam aşçıydı, lokantacıydı. Bizler bu işi dükkan haline getirmeden önce seyyar olarak da satışını yaptık. İşte Eminönü pazarında olsun, o civarlarda bizler bu işi seyyar olarak da yaptık. Tabii o zamandan gelen bir çiğ köfte yapma şeklimiz vardı. Tabii ki gün geçtikçe şu an daha profesyonel yapıyoruz. Bunun Ar-Ge'sini yapıyoruz, işte daha nasıl güzelleştirebiliriz, daha nasıl sadeleştirebiliriz şeklinde devamlı bizim çalışmalarımız oluyor.
Yani en iyi lezzeti yaptığımıza inanıyorum. En sağlıklı lezzeti yaptığımıza inanıyorum. Çünkü bizimle ilgili özellikle bu sektör büyüdüğü için çiğ köfte sektörüyle ilgili bakanlık da bir düzenleme getirdi. Getirdiği bu düzenlemede de deniliyor ki çiğ köfte yaparken içerisine herhangi bir katkı maddesi, herhangi bir koruyucu madde, herhangi bir tatlandırıcı, herhangi bir renklendirici katamazsınız diyorlar. Bizimle ilgili yapılan düzenlemeye göre. Ve bizler de bu düzenlemeye göre üretim yaptığımız için zaten et de koymuyoruz. Etsiz çiğ köfte üretiyoruz. Bu düzenlemeye göre baktığımız zaman günümüz gıdaları içerisinde en sağlıklısı çiğ köfte. Çünkü günümüz gıdalarını hepimiz biliyoruz, tüketiyoruz maalesef. Yani %90'ı, %95'i katkılı gıdalar. Artık günümüz şartlarından dolayı mıdır ya da bu şekilde mi olması gerekiyor onu tam olarak bilemiyoruz ama neticede şunu söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla en sağlıklı yiyeceklerden birisidir çiğ köfte. Müdavimlerimizin, tüketicilerimizin, tabi her kesimden tüketicilerimiz var, vatandaşlarımız tüketiyor ama büyük çoğunluğu da çocuklar, gençler olduğu için haliyle Allah'a şükür sağlıklı nesillerin yetişmesine de bir nebze de olsa katkımız oluyor. Yine burada bir kesim muhafazakar kesimin ciddi hassasiyetleri var. İşte helal mi, haram mı, işte herhangi insanlarımızın aklına gelmeyen herhangi bir madde koymuyoruz. Bizler market raflarında, hatta market raflarında tüketilen ürünleri de koyamıyoruz. Dediğim gibi bazı ham maddeleri marketlerde satılanlar katkılı olduğu için bizler fabrikalardan özel katkısız ürün ürettiriyoruz. Dediğim gibi yani kimsenin aklına gelmeyen herhangi bir şey yok çiğ köftenin içinde. Ana maddesi bulgur tabii ince bulgur oluyor. Bunun yanında isotu var. Bunun yanında 20-30 çeşit çiğ köfte baharatı dediğimiz baharatları var. Bunların içerisinde işte kekiği var, nanesi var, karabiberi var, kimyonu var, tarçını var. Daha da sayamadığım birçok baharatın harmanlamasıyla çiğ köfte baharatı elde ediyoruz. Bu var. İşte yağ var, soğanı var, sarımsağı var, tuzu var. Yani bizim ya da başkalarının aklına gelmeyen herhangi bir madde yok demek istiyorum. Bu yüzden bunun açılımını yaptım. Biraz da çiğ köftenin ömründen konuşacak olursak böyle raftan tüketiciye vardığında hemen tüketilmeli mi yoksa bir bekleme süresi var mıdır? Şimdi biz bunun üretimini yaptıktan sonra bunu vakumluyoruz. Biraz raf ömrünün artması için muhafazasını iyi yapıyoruz. Bu muhafaza şekli korunduğu zaman bir de artı 4 derecede gittiği zaman tüketiciye 3 günlük bir raf ömrü veriyoruz. 3 günlük bu raf ömrünü geçirmemelerini öneriyoruz. Ama Allah'a şükür hem bayilerimiz olsun hem tüketicilerimiz zaten bizler burada günlük üretimi yapıyoruz. Günlük sipariş gönderiyoruz ama ikinci güne, üçüncü güne de kaldığı zaman gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Şimdi aşağıda gördüğüm bir çalışma var. Bilmiyorum hani haber etmek, duyurmak ne kadar doğru olur ama bir konserve çalışması gördüm. Evet. Ben çok beğendim. Biraz isterseniz ondan da bahsedelim. Evet şimdi Türkiye'de Allah'a şükür şu an 81 ilimizde mevcut satış noktalarımız var. Bütün illerinde Battal Bey çiğ köfte olarak varız. Çoğu ilçelerinde varız. Bazı beldelerinde varız. Bazı köylerinde varız. Satış noktalarımız var. Hatta köylere bile giden seyyar satış araçlarımız var. Şimdi bizler düşündük, hesap ettik. Gerçekten sağlıklı bir yiyecek, gerçekten güzel bir tat, güzel bir çiğ köfte ürettiğimiz var. Bütün Türkiye'de de aşağı yukarı yerlerimiz var. Bunu, bu güzel lezzeti dünyaya nasıl gönderebiliriz, nasıl tattırabiliriz? Çünkü yurt dışından da başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ciddi rağbetler var. Çiğ köfte işte buraya da açamaz mısınız, bizlere de gönderemez misiniz şeklinde.
Bizler bunun altyapı çalışmalarını yaptık. Aşağı yukarı bir buçuk, iki senedir bunun çalışmasını yaptık ve neticelendirdik. Şu anda da inşallah göndereceğimiz bu konserve çiğ köftelerle de bütün dünyayı bu lezzetle buluşturacağız. Böyle bir düşüncemiz, planımız oldu. Allah'a şükür bunun startını verdik. Aşağıda üretimlerimiz aralıksız devam ediyor. Neticesinde dediğim gibi Türkiye'de mevcut olan bu güzel lezzetimizi, bu sağlıklı lezzetimizi inşallah yakın bir tarihte bütün dünyaya duyurmak, bütün dünyaya beğenisini sunmak istiyoruz. Tabii şimdi yurt içinden de merak edenler olacaktır. Biz Battal Bey çiğ köftenin bayiliğini nasıl alabiliriz, nasıl ulaşabiliriz? Söylemek istediğiniz bir şeyler olur mu bununla alakalı? Evet, aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi baktığımız zaman insanlarımız gerçekten geçimlerini maalesef biraz zor yapıyorlar. Bunlara hepimiz şahidiz. Genelde çalışanlarımız asgari ücretle çalışmaktadırlar. Asgari ücretimizin meblasını hepimiz biliyoruz. Bir 700 küsür yanılmıyorsam tam olarak net olarak aklımda değil ama bir 700 TL ama bunun karşılığında baktığımız zaman hayat pahalılığı gerçekten üst seviyelerde. İşte bir kira binlerde, bin küsürlerde bir evin kirası. Tek çalışanı zaten hesap edemiyoruz, düşünemiyoruz. Yani burada değindiğim geçim sıkıntısı gerçekten çok büyük. Bizler aslında burada bu gibi insanlarımıza çok büyük fırsatlar sunuyoruz. İşte bir asgari ücretle zar zor geçinmeye çalışan, aylığını, ay başını getirmeye çalışan insanlarımıza burada aslında fırsat sunuyoruz. Diyoruz ki gelin, kenarda işte birikmişiniz bir 8, 10, 15 bin liranız varsa rahatlıkla kendinizde bir çiğ köfte işletme salonu kurabilirsiniz. Kurduktan sonra zaten bizler burada bütün çiğ köftenin malzemelerini veriyoruz. İşte çiğ köftesi olsun, yanında lavaş olsun, acı sos olsun, yeşilliği olsun, bunun ambalaj malzemeleri olsun, bunları hepsini veriyoruz. Bu dükkan kurulumunu yaparken ya da bizler bayilik verirken herhangi bir isim bedeli, herhangi bir kapora, herhangi bir yüzdelik satışından herhangi bir yüzdelik kesinlikle istemiyoruz. Sadece girişimciler kendilerine dükkan buluyorlar. Bu dükkanın kurulumunu kendileri yapıyorlar. Bunu hazırladıktan sonra bizlere siparişlerini geçiyorlar. Bizler de gönderdiğimiz bu üründen %100 ve üzeri kar kendilerine bırakıyoruz. Örnek veriyorum. İşte alıyorlarsa yani ciddi burada bir kar da aslında kendilerine bırakıyoruz. Onun için buradan sizin aracılığınızla da girişimcilere seslenmek istiyoruz. Eğer ki hele hele asgari ücretle çalışan kişilerseniz, girişimcilerseniz diyoruz ki kendinize çiğ köfte yeri bulun, satış noktası. Bunun kurulumuna zaten fazla bir meblağ gitmiyor. Daha önceleri 3.000, 5.000, 7.000 liraya kurulum yapılabiliyordu ama bu son zamanlarda 10.000, 15.000 arası bir kurulumu gidiyor. Kendinize yerinizi hazırladıktan sonra bizlere başvuruyorsunuz. Bizler size çiğ köfte gönderiyoruz. Sizler de satışınızı yapıyorsunuz. Aylık kazandığınız, işte aldığınız asgari ücretin 3 katı, 5 katı bir kar elde ediyorsunuz. Bayiler siparişi geçtiği zaman hemen ertesi gün sabahtan elinde oluyor mu bayinin? Kesinlikle. Zaten bizler burada günlük üretim yapıyoruz. Bayilerimizin siparişine göre siparişlerini gönderiyoruz. İşte kimi bayimiz var 10 kilo istiyor, kimi bayimiz var 50 kilo istiyor, kimi bayimiz var 100 kilo istiyor. Açtığı yerin durumuna, konumuna göre tüketimi var. Bizler bunu günlük burada sağlıyoruz. Zaten sadece sevkiyat bölümümüzde 15 tane arkadaşımız çalışıyor. Yani ürün sevki konusunda. Yine bu Marmara ve Ege bölgesine ayırt ediyoruz. Oraya ayrı bir sevkiyat ekibimiz var. Kesinlikle sevkiyatta herhangi bir sorun olmuyor. Bir gün önceleri sipariş vermeleri yeterli oluyor. Anında taze günlük üretimden yaptığımız çiğ köfteyi kendilerine ulaştırıyoruz. Evet, efendim yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz ama sizin yine eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz Battal Bey çiğ köfte hakkında bir şeyler varsa evet, onları da dinleyelim. Evet, konuşmalarımız arasında değindim. Çiğ köftenin sağlığı ile ilgili tekrar değinmek istiyorum. Çiğ köfte gerçekten
günümüz yiyecekleri arasında, tükettiğimiz ürün, hazır gıdalar arasında en sağlıklısı çiğ köfte. Gönül rahatlığıyla tüketmelerini burada bizi izleyenlere tavsiye ediyorum. Gönül rahatlığıyla çiğ köfteleri tüketebilirler. Yine az önce de değindik, bizlerden bayilik, bizlerden işletme talep eden girişimcilerimiz varsa her türlü bizim genel merkezimizin iletişim numaraları var. battalbey.com.tr'den bizlere mail de atabilirler. Buradan rahatlıkla kendilerine destek sağlıyoruz. Bizlerden işletme almak istedikleri zaman kendilerine yardımcı oluyoruz. Bunun yanında da bizlere misafir oldunuz, ona değinelim. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten böyle muhafazakar güzel bir kanal. Ben de zaman zaman seyrediyorum. Özellikle sohbet programlarını kaçırmamaya çalışıyorum. Güzel bir kanalınız var. Ümmetin bir nebzede sesi oluyorsunuz. Hem tebrik ediyorum hem de başarılarınızın devamını diliyorum. Böyle bir yere, aileye de röportaj verdiğim için gururlanıyorum gerçekten. Hem sizin hem de kanalınızın başarılarının devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de böyle bir güzel işletme kurduğunuz için, sağlıklı çiğ köfteler gönderdiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kıymetli izleyicilerimiz, Sait Aybak'la konuşmamızın sonuna geldik. Dinlediniz yeni girişimcileri, değil mi Sait abi? Özellikle beklediğini ifade ediyor efendim. Battal Bey çiğ köfte yeni girişimcileri bekliyor. Hepinize afiyet olsun. Kıymetli izleyiciler, yine bir Hayatın İçinden programının sonuna geldik. Battal Bey Çiğ Köfte'ye konuk olduk. Özellikle genç kardeşlerimiz Sait Aybak'ı izledilerse onun çağrısına kulak verebilirler. Bayilik almak isteyen tüm gençlerimizi, girişimci gençlerimizi bekliyor efendim. Yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.